Merhaba arkadaşlar. Şimdi size attığım linkten bir CV oluşturmanız gerekiyor. Linki tarayıcıya kopyaladığınız zaman bu ekran çıkacak. Bu şekilde. Buradan bir uyarı geliyor. Continue diyeceksiniz. Şimdi burada şu da bakın Create New CV. Create New CV'ye tıklıyorsunuz. Continue diyorsunuz. Buradaki bilgileri doldurmaya başlıyorsunuz. Doldururken Hayrettin hocamızdan yardım alabilirsiniz. Burada dil olarak İngilizce seçiyorsunuz. Buralarla oynamanıza gerek yok. Şurada isim, soy isim ve benzeri genel bilgiler. Burada kendinizle ilgili kısa bir tanıtım. Yani kim olduğunuz ve benzeri. Yani lise öğrencisiyim. 24 yaşındayım ve benzeri. 24 olmaz, 14 yaşındayım. Gibi kısa bilgiler. Burada doğum günü, doğum tarihi ve benzeri. Dediğim gibi bu sayfayı küçük bir İngilizce bilgisayla doldurabilirsiniz. Kendiniz doldurmaya gayret ederseniz daha iyi olur ama Hayrettin hocamız size yardımcı olur yapamadığınız yerde. Kontak diyor. Burada kendi iletişim bilgileriniz ve benzeri. Aşağı doğru iniyoruz. Adresleriniz falan. Bunları lütfen doğru şekilde doldurun arkadaşlar. Şu sosyal medya ve benzeriye gerek yok. İsterseniz yazmayın. Web sitesi falan da yoksa yazmanıza gerek yok. Şimdi bu bilgileri ben kısaca atmasyon bir şekilde dolduruyorum. Diğer sayfa çünkü bizim için biraz daha önemli. Telefon ve benzeri giriyorsunuz bunları arkadaşlar. Evet, bir sıkıntı var şu an. Neden sağlamıyor? Girdik. Sosyal medyaya falan girmiyorum arkadaşlar. Adresimiz istiyor. Adres bilgilerini yazıyoruz. Ülkemizi ve benzeri işaretliyoruz. Save dedik. Şöyle bir kısa öz bilginiz çıktı. Buradan sonrası önemli. Buradan sonra esas önemli bilgiler tabii ki burası ama şurada Add New Section var. Bakın Add New Section. Burada bilgilerinizi genel olarak kariyer bilgilerinizi girmediğinizi bekliyoruz. Work Experience mesela bir yerde çalıştıysanız herhangi bir iş olabilir fark etmez. Bunu seçip ekleyeceksiniz. Mesela şöyle yaptığımızda Add Section yapıyoruz. Oradan istenen bilgilere girersiniz. Bir yerde çalıştıysanız. Education and Training. Bu da özellikle girmenizi istediğim bir section. Bunu mutlaka girin. Tıkladım bakın. Add Section diyorum. Şimdi çıkacak şeylere bakalım. Şimdi Title of Qualification. Burada bu bölümü arkadaşlar okulda aldığınız eğitim hangi alanlar var, hangi özel alanlar var. Mesela coğrafya bilgi sistemleridir, o tripod kullanmadır ve benzeri. Yani teknikleri bilmiyorum. Okulda öğrendiğiniz şeylerin kısa bir özeti gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Elde ettiğiniz ya da sizin şu an sahip olduğunuz yetiler düşünerek yazın. Burada yine Hayrettin hocamızdan yardım alabilirsiniz. Hangi alanlarda hangi yetileri aldığınızı düşünüyorsanız. Buraya okulumuzun ismini gireceksiniz. Şu şekilde ben gireyim isterseniz. Okulun adresini ve benzeri girdikten sonra okulun web sitesine girersiniz. Şurada hala öğrenci olduğunuz için arkadaşlar şu ongoing'i işaretliyorsunuz. Aşağıda.
Şimdi okulun şeyini de yapalım. Ongoing'i işaretlerseniz bakın bitirme tarihi kapandı. Sadece başlangıç tarihi yapıldı. Başlangıcı eklemiş olduk. Şimdi burada eğitim bilgilerimizi eklemiş olduk kısaca. Yani siz de göreceksiniz. Şu bilgileri de eklemenizi istiyorum. Eğitim language skills. Bakın language skills yani dil becerisi. Dil becerisine girdiğimiz zaman add section diyorum. Mother tongue dediği ana diliniz. Şimdi diğer konuştuğunuz ya da bildiğinizi düşündüğünüz dili buraya ekliyorsunuz arkadaşlar. Ne olsun mesela? İngiliz olsun. Şimdi burada İngilizce ile ilgili seviyenizi istiyor. Genellikle hepsini A1 seçin. Çünkü A1'siniz. A1 bile değilsiniz hatta da A1 diyeceğiz. Böyle A1 seçeceksiniz. Tamam mı hepsini? İyi olduğunuzu düşünüyorsanız tabii ki A2 falan seçebilirsiniz. Bu seviye iyi gösteriyor. Dinleme, konuşma ve benzeri. Bunu da ekledik. Şimdi yine add another section da artık gerisi size kalmış. Neleriniz varsa bunları ekleyebilirsiniz. Mesela digital skills. Mesela bir dijital dedi, dijital biliyorsunuz. Dijital yetenekler. Bir bilgisayar sertifikanız varsa ve benzeri yani bir en azından iyi bilgisayar kullandığınızı düşünüyorsanız buraya girin. Çıkacak sekmelere cevap verin. Communication and interpersonal skills. Mesela bu iletişim becerileri. Bununla ilgili bir belgeniz varsa ya yoksa da buralara girebilirsiniz. Mesela benim iletişim çok iyi falan diye düşünüyorsanız girip buradaki sekmelere cevap verebilirsiniz. Konferanslar, seminerler varsa dediğim gibi katıldığınız bunları ekleyebiliriz. Creative Works, sizin kendinize ait şeyleriniz, ürünleriniz ve benzeri varsa, Driving License, ehliyetiniz varsa, hobileriniz, ilgileriniz mesela buna da girip cevap verebilirsiniz arkadaşlar. Bahsetmek istediğiniz ilginç bir şeyleriniz varsa. İlginç olmasına da gerek yok. Bu bir CV olduğu için arkadaşlar CV'de her şeyinizi anlatırsınız. Yani ben bir CV'yi alıp baktığım zaman sizi yakından tanımış olmam gerekiyor. O şekilde düşünün. Sizin her özelliğinizi, her şeyinizi, özel yaşamınızda dahil neredeyse her şeyinizi biliyor olmam gerekiyor bir CV'de. CV sadece dediğim gibi mesleki anlamda değil, her anlamda sizi tanıtan bir belgedir. Bunu lütfen bu şekilde bakarak, özenerek doldurun. Honors and awards, ödülleriniz varsa arkadaşlar. Liderlik yetenekleriniz, management, yönetim kabiliyetleriniz. Networks and memberships mesela, ağlarınız varsa, bir yerlere üyeyseniz, yani ne gibi üyelikler, işte bazı kulüplere, bazı şeylere, ne olabilir, vakıflara üyelikleriniz varsa. Mesela burada projects, mesela TÜBİTAK'ta falan hiç görev aldıysanız bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Publications, herhangi bir basımınız varsa yani basından kastım yazılı bir ürün çıkartmışsanız, recommendations, social political activities, sosyal faaliyetlerde bulunduysanız, Tokat içinde olabilir, ulusal olabilir, Erasmus'a mesela katıldıysanız onu buralarda hep belirtebilirsiniz. Erasmus diğer projelerde mesela öğrenci değişim hareketlerinden katılmışsanız. Gönüllülük, volunteering, gönüllülük faaliyetleriniz varsa bunları ekleyebilirsiniz ve benzeri. Tamam. Bunlar size kalmış. Dediğim bir okul, yani okulla ilgili, işle ilgili, işle diyorum, dille ilgili becerileri girdikten sonra diğerlerinde lütfen birkaç tane girin. En azından mesela communication, internet, interpersonal veya digital skills. Bunlardan birkaç tanesini ya da ilgili olduğunu düşündüğünüz her şeyi girin lütfen. Ve bunları girdikten sonra bunlar burada çıkacaktır bu şekilde arkadaşlar. Biz mesela iki bilgi girdik okuldan. Eğitim ve öğretimle ilgili girdik. Bir de language skills girdik. Devam ediyorum. Girdikten sonra arkadaşlar burada bir fotoğraf da ekleyebilmemiz gerekiyor ama şu an göremiyorum.
Şimdi bu şekilde bir sayfa göreceksiniz. Bu bilgiler hep girdikten sonra. Tiplerden yani şunlar, template'ler arkadaşlar, şablonlar. Hangi şablonda CV'nizi yazdırmak istiyorsanız o şablonu seçiyorsunuz. Bunu mu seçmek istiyorsunuz, bunu mu? Bakın şu şekilde. Yani hangi sizin hoşunuza gidiyorsa. Bu mu? Bu mu? Yani fark etmez, bir tanesini seçiyorsunuz arkadaşlar. Renklendirmeyi de buradan yapabilirsiniz. Birini seçelim. Şunu seçtik mesela. Bu şekilde bir sayfa olacak en sonunda. Europass logosu her sayfada olsun mu olmasın mı? Ve benzeri küçük notlar var arkadaşlar. Bunları seçtikten sonra böyle de bırakabilirsiniz. Next diyorum. Buraya kendi isminizi, soy isminizi koyun. Yazın yani. Serdar Roller mesela yazıyorum ben. Gibi. Ondan sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi PDF'yi kendi seçiyor zaten. Buradan download dediğiniz zaman CV'niz oluşmuş oluyor. Şöyle bir CV oluşacak. Gördüğünüz böyle bir CV oluşması gerekiyor. Tabii biz pek bir bilgi girmediğimiz için böyle kaldı. Ama o bilgiler dediğim gibi güzelce girdiğiniz zaman önünüzde güzel bir CV oluşacaktır. Bunu mutlaka yarın pazartesine kadar yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Pazartesi akşam bunları alacağım. Eğer kendiniz yapamıyorsanız pazartesi günü dediğim gibi şeyle Hayrettin hocamızla birlikte halletmeye çalışın arkadaşlar bu CV olayını. Teşekkürler. Görüşürüz.